Şık bir gece spor hayatıyla gelen ünlü acaba kim? Daha neler var neler o geceden size... Ya anne niye bu kadar tepki gösteriyorsunuz ya? Tamam Selin hayalinizdeki gelin adayı olmayabilir ama iyi kızdır ya. İyi kız olabilir. Ama bizim aile layık değil evladım. Beni daha fazla konuşturma. Ama sen onu iyi edersin ya anne. Eğitirsin sen onu be. Aşk her şeye değer be. Bu aşk değil evladım. Bu beğenme. Aşık olduğunda ben sana söylerim yavrum. He? Oldu. Ben senden haber bekleyeyim o zaman. Allah Allah. Olur mu öyle şey anne ya? Olmadı birlikte yaşanırız evladım. Ne var bunda? Ne? Ay anne sen artık gündüz programlarını seyretme ya. Vallahi çık dolaş başka bir şey yap. Evde oturma. Ama nereye dolaşacağım yavrum? Babanla böyle oturuyoruz işte kokuvav gibi. Niye çıkalım dolaşalım beyefa? Bu hafta sen çok sıkıldın evde. Akşam seni bir yere yemeğe götüreyim mi? Aman Tahsin'cim akşam 10 olacak. Senin uykun gelecek. Bırak Allah'ın sen evde yiyelim. Ya neden uykum gelsin? Ben günde 4 saat uyku uyuyorum. Hadi bilemedin 5 saat. Ya hep gündüz saatleri. Anne, hı. Ne yapalım biliyor musun? Yarın çıkalım Nişantaşı'na. Sana bir şeyler alalım üstüne. Ha? Aman kızım, kim için giyineceğim Allah aşkına? Ay, aşk olsun babam için. Aa. Ayol bırak Allah aşkına. Ben gelmişim 50 küsuruma. Baban gelmiş 100 yaşına. 100 mü? Bizden geçti öyle şeyler. Baksana, akşam 6 olunca röpte şambırını giyip oturuyor televizyonun karşısına. Ben ne yapacağım o gece kıyafetlerine? Evde şov mu yapacağım? Anne, sen hiç kıskanmıyor musun babamı ya? Galantör adam vallahi bak, kaparlar sonra yanarsın ha. Babanı kaparlar. Babanı. Ay hiç gülücüğüm yoktu vallahi. İlahim o kanser çok yaşa. Duydun mu Tahsin? Duydum, duydum. Ne var, ne olmuş ki? Ayol çocuklar, bu adamcağız son 30 yıldır aynı kolonyayı kullanır hala. Ay canım yazık sana. Ay bizden geçmiş öyle şeyler canım. Geçmiş mi? İyi, geçmiş olsun. Hadi bakalım o zaman. Selin gelmiştir, ben açarım. Ay ben böyle yüzsüzlük görmedim vallahi. Hiç utanması yok bu kızı. Ben anlamam, 100 yaşındayım ya. Naber? İyiyim Selin, senden ne haber? Bir de tahsil alacağım, ipi teyze. Ne bu hal Selin? Ha? Ha denmez kız, efendim denir. Kızım. Banyodan çıkınca ilk önce sırasıyla büyüklerin eli öpülür, eli öpülür. Ay niye ya, manyak mıyım ben? Selin'cim istersen beni öpebilirsin böyle banyodan çıkmış mis gibi. Ha? tabii aile içinde pek uygun düşmedi bu cümle ama iyi niyetli yani. İşte ben de bu konuyu konuşmaya gelmiştim esasında. Ya şöyle ki, ya ailecek hepiniz bilin, Volkan'ın bana karşı duygular hissettiği açıkça da ortada. Ama ya ben de düşünmek ve tanımak istiyorum yani. Selin'cim biraz yakınlaşalım, tanırsın. Ay vallahi 10 yaş yaşlandım bu hafta. Ulan ne güzel. Demek ki bana yetişmede 30-40 yılım var. Ben 100 yaşındayım ya. Aman Tahsin Allah aşkına canımla uğraşıyorum burada. Ay şunu söylemeye çalışıyorum sevgili Sütçüoğlu ailesi. Benim bu ilişkiye sıcak bakabilmem için Volkan'ı o gözle incelemem ve araştırmam lazım. Yakinen araştır Selin. Kurcala yani açık büfe. Tanı beni. Hay ısınma turları bazında diyorum. Isınalım, ısınalım tabii. Bak ben ısındım bile, ter bastı. Allah. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.